Detayları konuşacağız. Rakamlar nereye gider bu haftayı biz hem küresel cephede hem de içeride nasıl tamamlamaya hazırlanıyoruz diyeceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş İstanbul stüdyomuzda bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 7/24'e. Günaydınlar, merhabalar, iyi yayınlar Gülçin Hanım. Teşekkürler. Şimdi dünya ile başlayalım. Haftayı oldukça dalgalı geçirdi. Mart'tan sonra aslında 2 haftalık bir düşüş serisine de küresel cephenin hazırlandığını görüyoruz. Şimdi bizim bu süreçte normal karşılamamız gereken bir dalgalanma mı yaşıyoruz? Yoksa o küresel cephede trendin bozulduğunu, bir aşağı yönlü hareketin başlangıcı olduğunu mu söylemek doğru? Yani aşağı yönlü hareketin başlangıcı olduğu tam net değil şu an için. Çünkü borsalar bazlı baktığımızda yani pandemi sonrasında bile yıla çok iyi bir başlangıç yapsalar da pandemi sonrasında bile çok sert yükselişlerin özellikle DAX'ta 13 binlerin, S&P'de özellikle 3400'lü seviyelerin, konuştuğumuz Nasdaq endeksinin yani teknoloji endeksinin 11 binli seviyelerin çok üzerinde sert hareketleri vardı. Yani bir nebze piyasa ağzıyla konuşursak işte köpük diye tabir edilen veya aşırı yükseliş diye tabir edilen seviyelerde de fiyatlamalar oluyordu. Dolayısıyla henüz yani 3400 seviyesi bir büyük endeks olarak baktığımız S&P'de altında seyredilse de ben burada açıkçası bir düzeltme hareketi olarak bakılması taraftarıyım. Nedeni de şu, evet birkaç gündür bir dalgalanma var ama dalgalanmanın nedeni aslında o sizin bahsettiğiniz yükselişin yine teknoloji hisseleri önderliğindeydi. Düşüşün de yine aslında aynı kar realizasyonuyla benzer sektörde gelmesi. Dolayısıyla Amerika bazlı bakarsak bir seçim var önlerinde. Çok da hızlı yükselmiş varlık fiyatları var. Bir düzeltme hareketi gibi şu an için görmek gerekiyor. Fakat eğer bunun yanı sıra yani fiyatlardan ziyade haber akışında da ne bileyim özellikle ekonomik aktivite endekslerinde veya göstergelerinde de çok sert bir bozulum veya bir bozulma önümüzdeki dönem gözlemlenir ve özellikle seçimler sonrasında bir Amerika'daki siyasi tansiyonun arttığını görürsek o zaman 3400 altındaki S&P'nin veya 11000 altındaki Nasdaq'ın ya da işte 13000 altındaki DAX endeksinin global anlamda bir kırılma neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu esnada yani bugün için ben hala bir düzeltme hareketi, bir kar realizasyonu olarak endeks satışlarını görüyorum açıkçası. Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi dünya borsaları pozitif giderken bir dönem negatif ayrıştı. Temmuz-Ağustos'u aslında çok parlak geçirdiğini söylemek zor. Siz gidişiyle ilgili ne değerlendirirsiniz? Yine o yukarı çıkışları görecek miyiz? Zaman zaman elbette düzeltme hareketleri olabilir ama BIST'te yön ne tarafta? Şimdi Borsa İstanbul'la ilgili evet doğru söylüyorsunuz. Yani eski son 3-4 ayki oradaki enerji, iştah biraz daha risk tarafında hatta katılımcı tarafında da azalmış gibi gözüküyor. Özellikle daha önce de belirttiğimiz 1070 ile 1090 arasındaki endeksin 200 günlük ortalamalarının arasında yaklaşık 1085 seviyelerinde bir pivot nokta diye bakabileceğimiz bir orta noktamız var. Şimdi bu noktanın üzerinde ve altında hareketler gerçekleşiyor. Bu genelde dün biraz bankacılık sektöründe gördük. Bir önceki gün enerji sektöründe gördük. Sektör ve hisse bazlı hareketlerin gerçekleştirdiği bir borsa içerisindeyiz. Bunun nedeni de şu, aslında yabancı katılımcının bir nebze yılbaşından itibaren borsadan uzaklaştığını konuşuyorduk ama son dönemde haftalık bazda baktığımızda artık bu oranlar da çok düştü. Yerli yatırımcının da bazen borsa alternatif diyelim sektörler veya işte ürünler bazlı talepleri olabiliyor. Son dönemde bunu da yaşadık. Ve bir nebze yurt dışındaki gelişmeleri Türk borsası pozitif de olsa negatif de olsa aslında birebir korele bir halde devam etmiyor. Bu sıkışıklığın ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Hep söylediğimiz 1100 seviyesinin üstünde bir kalıcılık sağlanır. Ve özellikle Türkiye'nin enerji konusundaki çalışmalarından net bir uluslararası düzeyde de ne diyelim onay gelmesi, görüşme sağlanması, buradan daha sert bir ilerleyici politikanın önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olması bizi yeni bir hikayeyle 1100 seviyelerin üstüne buradan da 1120-25'e doğru en azından kısa vadede götürebilir. Aksi takdirde
dünya piyasalarındaki satış dalgasını biz de zaman zaman Borsa İstanbul'da hissetmemiz durumunda. Biraz önce bahsettiğim o 1075-1085 aralığına doğru orada da bir 20-25 puanlık geri çekilmeler görülebilir. Herhalde dünya genelinde Borsa İstanbul'da dahil olmak üzere Amerikan seçimlerini önümüzdeki 1,5 aydan biraz daha uzun bir süre olan Amerikan seçimlerini işte gelinen seviyelerde bekleyerek oradaki yeni siyasi lideri veya yeni siyasi akımı görme beklentisi de aşı çalışmaları ve aşı beklentileriyle birlikte olacak gibi gözüküyor şu an için. Borsa İstanbul üzerine biraz daha konuşalım. Şimdi siz altını çizdiniz. Yerli yatırımcının pandemi döneminde, pandeminin ilk çıkışından bu yana çok yoğun ilgisi oldu. Bu haftaya baktığımızda şirket bazlı hareketlenmeler gördük. Spor hisselerine bir tedbir geldi. Dolayısıyla küçük yatırımcının bu dönemde yaşadıkları noktasında da yavaş yavaş önlemler de devreye giriyor. Pek çok kez uyarılar da geliyor. Soracağım şu, neye dikkat etsinler? Hem sporda hem bazı hızlı giden endekslerde zamanlama hatası olabiliyor. Dolayısıyla böyle ucuz kağıt, pahalı kağıt diye bir kavram var. Sanki bir kağıt 1 liranın civarındaysa ucuzmuş gibi. Nasıl anlayacak küçük yatırımcı o ucuz ve hala alıma uygun kağıdı? Şimdi bir kere hisselerin, yani halka açık hisselerin borsadaki değerleri üzerinden baktığımızda biz bir ortaklık konuşuyorsak piyasa değeri üzerinden yatırımcının, ki biz buna borsa fiyatı da diyebiliriz, bunun geçmişine bakmasında fayda var. Örneğin bahsettiğiniz bazı hisseler içerisinde piyasa değeri ya da borsa fiyatı çok kısa bir süre içerisinde, bir ay içerisinde 5 katına çıktıysa ya da işte 15 gün içerisinde 3 katına çıktıysa, buradaki haber akışı nedir, buradaki beklenti nedir, bu piyasa değeri veya borsa fiyatının bundan sonraki yükselişi sonrasındaki işte fiyatı taşıyabileceği yer neresi olabilir? Eğer o yükseliş esnasında, yani dipten diyebileceğimiz ya da düşük fiyattan bu yatırımı yapmadıysa, orta seviyelerden ya da bu yükseliş sonrası bir yatırım yapmayı düşünüyorsa mutlaka ve mutlaka kısa vadeli bir zarar durdur fiyatı, yani yaptığı yatırımın riskinin de olabileceğini gözden kaçırmaması lazım. Bu konuya gelmişken şu çok önemli. Evet, sektörel bazı hareketler, hisse bazı hareketler görüyoruz diyoruz. Mutlaka çalıştıkları aracı kurumlar olabilir, yatırım kuruluşları olabilir. Burada bir yatırım yapmadan önce en azından hisselerin finansal tabloları ile ilgili, gelecek programları, projeleri ve haber akışı ile ilgili ve özellikle geçmiş fiyatlaması ve şu anki fiyatlamaların ileriye dönük nasıl bir hedefe doğru gidebileceği yönde bilgi almaları gerekiyor. Eğer işte daha profesyonel olmayan küçük yatırımcı diyebileceğimiz bir hobi olarak veya bir yan yatırım olarak bu işi yapıyorlarsa, ben uzun vadeli şunu söyleyeyim Borsa İstanbul'la ilgili. Bizim enerji konusunda aynı savunma sanayinde olduğu gibi çok net bir katkımız, bir şeyimiz var, yatırımımız var. Bu konuda da uzun vadeli, yalnız Borsa İstanbul için söylemiyorum, diğer sektör içerisindeki halka açık olmayan şirketler içerisinde de ben önümüzdeki 2-3 yıl içinde eğer Borsa İstanbul'un ve özellikle dünya piyasalarının çok net bir şekilde pandemi sonrası İşte %3'ler, %5'ler gibi bir büyüme bekleniyorsa 2021'in şu andaki fiyatlardan çok ucuz. Zaten hep konuşuyoruz ama Borsa İstanbul'un bu anlamda doğru hisse seçiminde çok ucuz bir seviyede olduğunu, hisse bazlı da çok ucuz bir zaman diliminde olduğumuzu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar belki Borsa İstanbul'dan biraz daha çıkmış gibi gözükse de yerli yatırımcının özellikle yatırımlarını biraz daha orta ve uzun vadeli yapmasında fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, borsada hatta her yatırımda risk var ama o riski belki de en az gördüğümüz alan altın cephesi. Yatırımcısına uzun süredir kazandırıyor. Aylık, 6 aylık, 1 yıllık baktığımızda altın o liste başındaki yerini koruyor. Bir bakalım, rakamları içeride hatırlatacağız. Biraz altın konuşalım. Altında yön nereye gider diyeceğiz. Gelsin altın rakamlarımız değerli izleyenler. 1943 dolar altının ons fiyatıydı. Yayının başında sizlerle paylaşmıştık. Şimdi içeriye bakacağız. Hem İstanbul Kapalı Çarşı'daki son kapanışa hem de serbest piyasada oluşan o yeni fiyat. Fiyata göz atacağız. Geldi Kapalı Çarşı, 470 lira altının gramı. Çeyrekte 768 lira seviyesi var ki okları hemen tüm türev altınlarda yukarıda görüyoruz. Yarım altın 1537 liradan fiyatlanırken
3163 lira Cumhuriyet altının İstanbul Kapalı Çarşı'da alıcı bulduğu son fiyata işaret ediyor. Bu tablo ve bu seviyeler dünün kapanışı İstanbul Kapalı Çarşı'da. Serbest piyasaya gidelim. Ons altındaki son seviye ve kurdaki son düzeyle birlikte yeni şekillenen rakamlara göz atacağız. Yine her zaman olduğu gibi sizler için 8 günlük bir derleme yaptık. Bu 8 günlük derlemenin ilk başında 461 lira 3 Eylül'deki son seviyesini gösteriyor. Bu bantta hareket ederken son günde, yani halihazırda bu sabah 465-466 bandında seyreden bir gram altın görüyoruz. Dünkü kapalı çarşı fiyatlarına göre bir miktar geri çekilme yaşanıyor. Altın cephesinde hem ons hem gram bazlı konuşalım dilerseniz. Beklentileriniz ne yönde olur? Tabii orada kritik seviyeler, geri çekilme beklentileri, hala altına girmeyi düşünenler için ne söylersiniz? Şimdi Gülşin Hanım, güzel söylediniz. Mesela tabloyu okumadan önce de her yatırımda eğer siz yavaş yavaş işte birikimlerinizi bir kenara biriktirip burada altın, hisse senedi veya farklı bir ürün içerisinde yatırım yapmaya devam ediyorsanız aslında bu ürünler içerisinde her geri çekilmelerde bir nebze buraya yatırım yapmak çok da mantıksız değil. Ama daha sert ve daha profesyonel, daha yüksek montanlı bazı fonlarla bu işlemi yapıyorsanız ya da birikimlerle, o zaman profesyonel bir destek almanızda mutlaka fayda olduğunu düşünüyorum. Bu konuda altın fiyatları için de aslında hisse senedinde veya farklı ürünlerde olduğu gibi bu seviyelerde ben her zaman belli bir zarar durdur seviyesinin olması kanaatindeyim açıkçası. Çünkü ons altın fiyatlarına baktığımızda da oradan da 1200 hatta 1160 dolarlardan 2070 dolarlara kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi son dönemde baktığımda benim ons altınla ilgili beklentim bu yılın 2070 dolarda bir zirve yapma özelliğine sahip olabileceği, eğer beklentiler bu yönde devam ederse ve yükselişlerin özellikle 2000 doları geçmediği sürece bir nebze altını özellikle faizin Amerika'da yükselmesi, aşının sosyal hayatta uygulanmaya başlanması, Amerikan faizlerinin uygulanan politikayla yukarı doğru gitmesi ve aslında hisse fiyatlarının da bir nebze uygulanan o destek paketleriyle yine de belli bir seviyede kalması gibi beklentilerle iyimserliğin altın fiyatlarını aşağı doğru getirebileceğini düşünüyorum. Ama çok sert bir geri çekilme de beklemiyorum. Dolayısıyla ons altında 1975 kısa vade 1950 direnç seviyeleri geçilmediği sürece aşağıda 1900'ün orta vadede kırılmasıyla biz tekrar 1800-1900 aralığına doğru bir onsun altın görebiliriz. Şimdi kurda da uzun süredir 7.50 altında seyrediyoruz. Dün 7.40'lara kadar geri çekilme oldu. Dolayısıyla kurda da Merkez Bankamızın 24 Eylül toplantısı ve Türkiye'nin enerji konusundaki çabalarının tekrar bir sonuca dönüşmesi bence biraz daha pozitif bir beklenti. Yabancı yatırımcıyı tekrar Türkiye çekme noktasında bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu noktada da eğer kurda bir geri çekilme nispeten görme şansımız olursa o zaman gram altında da daha önce de söylediğim gibi yani 470'lerin 75'lerin çok üstünde kalmadan 450 veya hatta biraz da altını görebiliriz orta vadede. Ama kısa vadede hepimizin takip ettiği sıkışan bir ons altın, sıkışan bir kur, sıkışan bir gram altın hareketi var. Dolayısıyla ben bu kırılımın biraz da aşağı doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yönde yatırım yapmayı düşünenler için de bu geri çekilmelerde peyderpey yavaş yavaş o portföylerini, birikimlerini arttırmasının yıl sonu için veya önümüzdeki yıl biraz daha altının fiyatının yükselme ihtimaline karşı mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Kur cephesine biraz daha yakından bakalım. Şimdi biz psikolojik olarak 7 seviyelerine geldiğinde toplumsal olarak da aman eyvah her şey kötüye mi gidiyor diye düşünmeye başlardık. O 7 psikolojik sıkıntı biraz aşıldı mı, ne dersiniz? Hem bunu soracağım hem de şimdi çok sık olarak şunu duymaya başladım ben. Evet, bir rekabetçi kur arayışındayız. Dolayısıyla bu seviyeler aslında TL'nin olması gerektiği yer, çok da yüksek değil deniyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? Kimine göre değerlendirirseniz 5.95'ti yanılmıyorsam geçen sene kapanışı, aşağı yukarı o fiyatlardaydı. 6 civarları derseniz işte %12 bir enflasyon, 500-450 civarı bir CDS düşünürseniz üstüne, ya o zaman 7.20-7.30 gibi yanlış hesaplamıyorsam aşağı yukarı bir fiyat, hani rekabetçi olma noktasında hatta ülkenin hem enflasyon hem risk primi açısından
çok da böyle yüksek bir seviye gibi görünmeyebilir. Hatta şöyle de düşünelim, yani biz bir süre gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde işte %20-25 değer kaybı yaşayan para birimleri yanı sıra %14'e varan da bir değerli TL ile devam ediyorduk. Şimdi Sayın Bakan'ın son açıklamaları sonrasında aslında gözle görülen de o ki Türkiye'nin bir net bir şekilde rekabetçi kurla, kur üzerinde herhangi bir baskı yaratmadan normal piyasa şartlarındaki fiyatlamayla devam edeceği söz konusu. Zaten pazartesi günü sanayi üretimi Temmuz ayı verilerinde de tahmin ediyorum hem içeride hem de önümüzdeki dönem işte ithalat ihracat rakamlarında o düşük kredinin rekabetçi bir kurun ve özellikle de Türkiye'nin büyüme inmesinin 3. çeyrekte değişeceğini de göreceğiz. Tabii ki önümüzdeki dönemde tahmin ediyorum. Bu işte hem cari açık konusu olsun, hem enflasyon konusu, hem büyüme konusu olsun, dengelenme arayışı biraz daha belki enflasyon ve kur üzerinde sağlanmaya çalışılabilir. O da enflasyon kademeli bir geri çekilme yaşayabilir veya bu seviyelerde kalırsa zaten kur üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Bir de üzerine bence en önemlisi, yani kur üzerinde biraz önce de bahsettiğim Türkiye'nin enerji politikası içerisinde eğer kalıcı bir değişimi, aynı geçen Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sürpriz haber gibi üstüne katarak gitme şansımız ki olacak gibi gözüküyor. Bu gerçekleşirse gerçekten Türkiye'nin dış açığı konusundaki belki kaygılar diyelim ya da işte zaman zaman beklentilerin artması orta vadeli azalacağı için piyasaların tekrar normalleşme sürecinde, yani bir aşının bulunmasıyla birlikte Türkiye'nin çok net bir alternatif olacağı, buraya girecek döviz girdisiyle de kurun aslında enflasyon bazlı olsa aşağı doğru veya bir noktada sabitleme konusunda daha şanslı olacağımızı düşünüyorum. Bunları da gözden kaçırmamak lazım. Yani bunlar gelişmeler netleşmesi durumunda da ben kurun biraz daha aslında işte 7.10'la 7.30 arasına geçebileceğini, burada kalıcılık sağlayabileceğini, kısa süreli de 7.40-7.50 arasında Merkez Bankası toplantısına kadar çok ekstrem bir değişim olmazsa devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz haftayı bizimle kapattığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili izleyiciler, Ekonomi 7/24'ü bugünlükte noktalıyoruz. Aslında bu haftalık